Aslında hemen söyleyelim ki bir tane Atatürk vardır. Ve bunun çok kesin kriterleri vardır. Evvela şuraya işaret etmeliyim. Atatürk ve Atatürkçülük, Atatürk fikri, ki ben ona ideoloji demiyorum, dünya görüşü diyorum. İdeolojide bence katı olan bir taraf var. Atatürk'ün dünya görüşü ise gelişmeye elverişli, kapalı bir sistem değil. Açık yorumlara elverişli bir sistem. Onun için ideolojilerden biraz ayrılır. Dünya görüşü demek doğrudur. Bu dünya görüşünün ana dayandığı şeyler vardır, esaslar vardır. Evvela bu dünya görüşü bir ilericiliği ihtiva eder. Şu halde, çağdaşlıktan geriye çekmeye yönelik olan her şey Atatürkçülüğün karşısındadır. Çağdaş düzeye getirmeye uğraşan, hatta onu geçmeye uğraşan bütün emekler Atatürkçülüktür. Bu ilericilik mefhumu içerisinde başlıca üç noktaya da kısa işaretler koymak isterim. Evvela Atatürkçülük bir milliyetçiliktir. Milliyetçilik bize Atatürk'ün getirdiği yeni anlamda milliyetçilik, toprağımızla, vatanımızla bölünmez bir bütün oluşumuz ve bu bütünün bölünmezliği uğrunda her şeye, hayatımızı riske etmeye hazır olmamızdır. Bu milliyetçilik aynı zamanda insani milliyetçiliktir. Çünkü kendi milletimiz için dilediğimiz her şeyi başka milletlere de layık görüyoruz. Başka milletlerin haklarına saygılı oluyoruz. Bunun için Atatürk milliyetçiliği dünya barışına en büyük hizmettir. Fiili bir hizmettir. Her millet Türk Atatürkçülüğü gibi bir Atatürkçülüğe sarılsa dünyada harp olmaz. Bütün harpler başka milletlerin meşru haklarına saldırıdan gelmektedir. Bu saldırı kalkarsa yeryüzünden harpler de olmaz. Bunun ilacını Atatürk dünyaya göstermiştir. Onun için Türk topraklarını ve Türk ulusunu bölücü olan hareketler Atatürkçülüğün tam zıttıdır. Bunlarla mücadele etmek. Boşuna bunlar Atatürkçüyüz demesinler. Demesinler, katli söyledi.